Hi and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Hi and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Kitabımız A New Voice Round the World by a Course Never Said Before by Daniel Defoe. Daha önce hiç seyredilmemiş bir rota üzerinden dünyanın etrafında yeni bir yolculuk gibi çevirebiliriz bunu. Tabi birebir çeviriyoruz. Bazen zaten çevirde önemli olan şey hani önce doğru anlamı yakalamak ondan sonra iyi çeviri yapmak yani Türkçesini düzeltmek ben öyle yapıyorum daha doğrusu şimdi orada bak dissatisfied falan dissatisfied ile başlayan tamam mı şuraya kadar olan bölümü bir çevirelim fakat burada biraz karışık olacağı için ben başka bir uygulamada ben size bunu göstermek istiyorum çok hoşuma gitti benim bu ee, buraya da kopyaladım bunu PDF Annotator diye bir güzel bir şey bu. Şimdi birinci cümlemize bakalım. This satisfies Bu onları tamamen tatmin etmişti diyor. Bu dediği tabi kitabın önceki cümlelerini sayfalarını bilmek gerekiyor. Bir öneri yapıyor bu. Olayın speaker, narrator dediğimiz yani kitabın kahramanı diyelim. Bu onları tamamen tatmin etmişti Bu birinci cümlede zaten anlaşılacak bir şey yok. Şimdi bu dediğim programın güzelliği mesela bunu el yazısıyla da yazabilirim ben ama benim el yazı Evet devam edelim şimdi tekrardan bunları tamamen tatmin etmişti de olur etti de olur yerine göre değişeceğiz çünkü e, dili geçmiş zaman tabii bu zamanları falan değiştirmişler şimdi bizim e, hocalarımız ben eski kafa olduğum için eski gidiyorum yine bu onları tamamen tatmin etti ve they went immediately with the news to the man They went immediate. Buraya kadar da sorun yok. Hemen cecik gitmişler. Neyle gitmişler? With the news. Bir haberlerle kime? To the men. Adamlara. Şimdi olay gemide geçtiği için men e, burada denizciler anlamına geliyor ama adamlar desek de olur, adamlarına gittiler desek de olur. Koştular diyelim hatta hani daha iyi bir Türkçe olsun diye ya da birebir çeviri yapacaksak burada mesela gittiler de diyebilirsin. Hemen adamlarına koştular. Şimdi bak burada biraz İngilizcenin hani daha çok okuyarak edinilen tecrübe kısmı devreye giriyor. Tabii ben çevre çeviri yapacak düzeyde olduğunuzu düşündüğüm için hani bunları tek tek işte bu past tense, bu bilmem nedir falan bunları geçiyorum. Bu dersin konusu değil. E, as what they thought what they thought düşündükleri what they thought would please them onları hoşnut edeceğini düşündükleri. Tamam mı? Harika bir şekilde onları bunu atadabiliriz burada. Bazen çünkü e, bu şeyler zarflar veya sıfatlar gereksiz olabiliyor çevirdiğimiz zaman. Niye bu gitti? Onu anlayamadık tabi. Allah Allah. Niye sarıya dönüyor bu geri zekalı? Bunu anlayamadım biraz daha geri gidelim Allah Allah neyse bunu çözeceğiz demek ki o, o cümleyi sonra tekrardan oraya ben not ederim olmazsa haberlerle adamlarına koştular şimdi buraya bakalım Seeing they were mighty uneasy but two or three days before şimdi bak Seeing diyor tamam mı bu bu seeing yine burada bu de'ye ait. Bu day öznesine ait. Anladıklarından bunu böyle çeviriyoruz. Anladıklarından ya da gördüklerinden. Neyi gördüklerinden? They were. Buradaki day bu adamlar. Denizciler diyelim. Might oldukça. Çok demek might. Uneasy. Easy rahat olduğuna göre uneasy rahatsız olmak değil mi? But two or three days before 2-3 gün önce son derece rahatsız olduklarını bildiklerinden diyor. Onun için hani hoşnut edecek, edeceğini düşündüğü haberlerle adamlara koşuyorlar. Adamlar mutsuz ya. Neden mutsuz? About their being to go back again to the south of America diyor. Şimdi bak bir şey hakkında mutsuz olmak ya da mesela happy about, uneasy about bir şey hakkında. Şimdi 2-3 gün önce bu before aslında hani ego olarak kullanılıyor ama eski İngilizce bu. 1727'lerin İngilizcesi. 20'lerin İngilizcesi. Ee, biraz zor yani bazı açılardan. Çünkü anlamlar değişmiş. Yani kullanım şekli değişmiş. Şimdi adamlar neden rahatsızlarmış? Tamam mı? Go back again. Bir yere geri, geri gitmekten. Nereye? To the south of Amerika'nın güneyine gitme hakkında. Tekrar gitme hakkında. Çünkü romanın başlarında oraya gidiyorlar, fırtınaya yakalanıyorlar. Tekrar oraya gidecekler için de huzursuz oluyorlar. Tabii çeviri dediğimiz olay aslında bağlama bilmektir yani. Bağlama bilmeden çeviri yapılmaz, iyi olmaz. Mesela deneme çevirileri veriyorlar. Tamam mı? Adam mesela iki para rafta deniyor. Ulan adam onun önünü bilmiyor, sonunu bilmiyor. Orada gördüğü hani bağlama bilmeden aslında çeviri yapıyor. Bu çok da sağlıklı olmuyor bence. Şimdi biz, bağlama bildiğimiz için daha rahat çeviri yapıyoruz. Çünkü ben zaten çevirdim buraya kadar olan kısmı da. About their being, bak buradaki being, to go back, geriye, geriye gidecek oluş diye çevireceğiz burayı, tamam mı? Geriye gidecek oluş, onların oluşu, being to go back again, geriye gidecek oluşu. Nereye? Amerika'nın güneye tekrar, şöyle diyebiliriz o zaman. Amerika'nın güneyine bu arada 10 parmak daktil öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim ben biliyorum bildiklerinden tamam mı tabi bunları ne yapıyoruz o zaman şurayı yer değiştiriyoruz çünkü neden İngilizce Türkçe hiçbir zaman tutmaz birbirini yani. Ee, işte devamı da var tabi bu cümlenin. Bak ne, nereden anladık bunu? Diyor ki bak again to the south of, and the latitude of e, 64 degree diyor. 64. derece bu. Derece işareti biliyorsunuz. Ha bak bunun nasıl yapıldığını da size göstereyim. Öğreteyim bir ya bilmeyenler için. 64 yazdık mı? Hepsi gitti. Bu geri zekalık neden oluyor? Bunu anlayamadım. 60 ya sığmıyor mu acaba? Bir dakika. Şunu bir aşağı doğru indirelim. Yo. 64. Ha, 64. Derece yapmak için bak. Alt tuşuna basıp 0, 100, e, 26 mıydı neydi? Yok. 64, 0, 100, 84. Çok yaklaştı. 0, 128. 0, 186. Ha, 0 186 galiba. Tamam mı? 0 186'ya bastığın zaman alt tuşuna basılı tutup 0 186'ya bastığın zaman alt tuşuna 0 186 derece işareti çıktı. Çevirilerde tabi böyle yapmıyoruz aslında. 64 derece diye yazıyoruz ama e, bilin diye lazım olur. Başka bir yerde gerekebilir. 64. En, e, let it do, enlem longitude boylam. Long uzun ya oradan aklınızda kalsın. Latitude eylem. Eylem değil tabi enlem. Hem e, Amerika'nın güneyine gitmekten dolayı tamam mı? Mut, mutsuzlar. Hem de 64. enleme yani. Orası aynı yer zaten. Şimdi orayı açıklıyor bak. Diyor ki Where we had not only been. Şimdi bak not only been görünce not only but also kalıbı aklına gelecek. Diyeceksin ki ha bundan sonra Pat olsa diye bir şey çıkması lazım diye düşüneceksin hemen. Not only been twice driven back. İki kez diyor geriye sürülmemiz hani fırtına tarafından püskürtülmemiz ya da tutulmamız onu çok önemli değil hani şu andaki şey sadece e, orada diyor geriye sürülmekle kalmamıştık. Where we had not only been tamam mı twice iki kez diyor driving back. As if burada bir araya bir şey sokmuş bak. As if Heaven had forbidden us to pass that way diyor. As if Heaven, as if Heaven, sanki cennet, sanki cennet oradan geçişimizi, oradan geçmeyi ya da bize yasaklamış gibi. Tabi cennet değil bu. Ne bu? Tanrı ya da gökler, üstün güçler. yasaklamış gibi. Sanki tam oradan geçi bize yasaklamış gibi iki kez kalmamış. Had been driving so far to the foot, Ta güneye kadar sürüklenmiştik. orada tamam bak burada devam ediyor. Bak had been driving so far to the south. Tabi telaffuzum hiçbir zaman native speaker gibi olamaz. Burayı geçiyoruz. O başka bir konu yani İngilizce yani konuşup anlayabilmek ve iyi telaffuz etmek başka bir seviye ve başka bir durum. O konuda da hani benim bazı önerilerim tabi olacak size yani. Çünkü iyi kötü bu dili konuşabilirim yani. ...ki genelde kötü dermişim. <laughs> Şimdi orada... ...nerede kalmıştık? Ha. Bu Niye adamlar buradan hoşlanmıyorlar? Çünkü bak... ...we had met with. Bu tabi aslında nedir? Ee, biraz birazdan yeni başlayanları... ...düşünerek hani... ...met with değil mi? Met with olmuş. Neden? Geçmiş zaman olduğu için. Orada neyle karşılaşmış? Met with bir şeyle buluşmak... ...karşılaşmak. Emos... Savory cold diyor. Çok keskin bir soğukla karşılaşmıştık diyor. Tamam Orada karşılaşmıştık. Ve ki ya da winch ki bu soğuk yani pinch our men exceedingly ve bu ve bu durum da diyebiliriz ve bu durum canını yakmıştı. Bak şimdi burada bir püf nokta var. Hu bak burada virgül var ya. Şimdi bak virgül olmasaydı en son kelimeyi bu nitelilerdi genellikle. Fakat virgül olduğu için hu'nun niteleyebileceği cümleyi düşüneceksin burada ya da kelimeyi düşüneceksin. Modifiye edeceği yani tamam mı? Niteleyebileceği. Burada bu armeni ee, şey yapıyor bu. Modifiye ediyor, niteliyor. Adamlarımızın son derece yapmıştı ki who being come. As we might say, söyleyebileceğimiz gibi. Bu bir ara cümle. Bak burada virgülden de belli zaten. A hot weather voyage. Yani diyor ki bak sıcak bir yolculuğa. A hot weather. Sıcak bir yolculuk diyebileceğimiz diyor. As we might say. A hot, sıcak bir diyebileceğimiz bir şey için gelen adamlarımızı. Tamam mı? E o zaman o araya bunu böyle sokacağız. Diyeceğiz ki ve bu durum tabi şu salak program bize izin verirse Hmm. ve bu durum yine gitti o bak nereye. Neyse bu durumu çözeceğiz biz de. Bu durum bu durum diyor. Ve bu durum sıcak hava yolculuğu diyebileceğimiz bir şey için gelmiş. Adamlarımızın son derece canlı yakmıştı. Adamlarımızın Ha bak bu devam ediyor. Who been come as my Edward were but ill furnished for the state of the air usually in the letters of the... Ha diyor ki bak gelmiş ama tamam mı? Fakat yani bak ill furnished kötü donanımlı. Furnish burada don donanmak, donanımlar hani giysi anlamında bunu söylüyor. For the state of the air usually in the letters of e, 64. E, enlemlerde ama 64. 74 derece de diyebiliriz. 64. enlem de diyebiliriz. 64. enlemlerde çoğul ki bu enlem mi olur? Enlemler olur. Neyse bunu tartışılabilir. Enlemlerde e, alışıldık olan hava durumu için kötü donanımlı donanımlı adamlarımızın canını yapmıştı. Tabii çok uzun bir cümle. Kabul ediyorum yani. Ama nedir? Mantığını anlamanız için yani bunları biraz paragraf ve büyük cümleler olarak görüp anlamak zorundayız ki iyi çeviri yapabilelim. Yoksa olmaz yani. Belki bunu tek tek de devam ederek hani tek tek bölerek yapmak da gerekebilir ama zaten öyle yaptım aslında. Yani böyle büyük bir cümleye baktığımız zaman paragraf olarak bunu okuyup önce Tamam mı? Önce paragraf olarak okuyup tamamen anlayıp hiçbir tane bilmediğin kelime burada kalmayacak yani. Mesela burada sıkıntı çıkarabilecek kelime bana göre pinç kelimesidir. Çünkü birçok anlamı vardır. Sıkmak, sıkıştırmak, acı vermek falan gibi. Ee, burada da tabii emin olmazsan sözlüğe bakacaksın. Mesela hemen bakalım. Bak zaten bakmışım ben önceden. Şu geri zekalı reklamları boş verelim. Vurmak, araklamak, eşya çalmak, mıncıklamak, pinç. Tamam mı? Yakalama, acıtmak bak. Burada en yakın şey bu. Hani soğuktan ne yapabilir adam? Acı çekebilir. Dolayısıyla bu şeyi böylece bitirmiş oluyoruz. Umarım faideli olmuştur. Ee, buna yönelik sorular olursa mesela, hem bu metne yönelik Yani niye bunu burada böyle çevirdik, niye böyle çevirmedik gibisinden ya da ben bunu böyle çevirdim ama nereden anlayacağım böyle olduğunu gibi eee yorumlara falan yazın zamanım olursa. Harbiden yoğunum bak. Böyle herkes yoğunum falan diyor ama ki bu iş yani santim santim ilerleyen bir şeydir çeviri. Ben çeviri yapmak istiyorum derseniz de hani o şekilde de ne yapacaksınız? Nasıl olacak? Sömürülmeden nasıl çeviri yapıla, yapılabilir? Bu konularda başka bir videolar falan e, çekmeyi düşünüyorum. Hani benim amacım bendeki bütün bilgi genç dimalara <laughs> kuşaklara geçsin yoksa başka bir şey değil yani hani bunları beğenip yayarsanız da ee, bu adı neydi lan bu platformun YouTube'un hani şeyi bu algoritması bu yoksa yayılmıyor yani bir sürü emek veriyorsun mesela 20 kişi izliyor falan insanın canı sıkılıyor yani yani değer bir şeyin izlenmesini istiyor insan bu anlamda hani benim karakterimi de uygun bir şey değil bu yok bana abone olun yok bilmem beğenin Harbiden beğendiysen paylaş yani. Ve gerçekten buranın yararlı olduğunu düşünüyorsan abone ol. Öyle boşuna da abone olma yani. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Tanığı alabilirsiniz.